Bakkallar Odası, Elazığ Lezzetleri ve Ürünlerini Tanıtma Derneği'nin Elazığ Dernekler Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlediği tanıtım günlerinin Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nde açılış programı gerçekleştirildi. Açılış programına AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Hemşehrimiz Mustafa Taş, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Elazığlı siyasiler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda hemşehrimiz katıldı. Programda konuşan Elazığ Lezzetleri ve Ürünleri Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Naci Çetinkaya, çok kısa sürede bir oluşum ile etkinliği düzenlediklerini söyledi. Bundan sonra inşallah bu dernek adı altında bu tür fuarları Elazığ'ın tanıtımına katkı sunacak. Bu tür fuarları birlikte yapacağız. Kendimizi tanıtmak için siz kıymetli misafirlerimizin zamanını aldım. Teşekkür ediyorum hepinize. Şunu söylemekten geçmeyeceğim. 10 gün gibi kısa bir sürede bu oluşumu yaptık. Ulaşamadığımız, davet edemediğimiz herkesten özür diliyoruz. Kalpleri kırılmış olabilir. Değerli vekillerimizin hangisinden bir küçük bir şey, Elazığ'ın bilmesi açısından söylüyorum. Küçük bir şey istedikse sonuna kadar kapılar açıldı. Tüm vekillerimize, değerli bakanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Elazığ Bakkallar Odası Başkanı Cebrail Topta, düzenledikleri tanıtım günlerinde tamamen yöresel ürünlerin yer aldığını kaydetti. Daha önceden, bizden önce bu tür etkinlikler burada yapıyordu. Örnek vereksek bundan önce Kars günleri, Hatay günleri gibi Türkiye'nin çeşitli illerinde bu gibi etkinlikler yapıyor. Fakat o ille alakası olmayan esnaflar katılıyor. Sadece makyaj değiştirerek. Fakat bizimki tamamen çok farklı. Elazığ esnafını buraya getirdik. Yaklaşık 8 tır dolusu köylümüzün, çiftçimizin üretmiş olduğu ürünleri Ankara'ya taşıyorduk. Orcik'ten badem şekerine, ulu kale tutuna, durum peynirimizden, peynirli ekmeğimize, salçalı köftemize, harput köftemize, birçok yöresel ürünlerimizi Ankara'nın halkına sunduk. Hepsi doğal, hepsi organik. Hiçbir katkı maddesi yok. Onun için bizim bu etkinliğimiz önemli diyorum. Sadece yöresel ürünümüzün tanıtımıyla kalmıyor. Bir de hemşerilerimizin buluşmalarına şahit oluyoruz. Kültürümüzü, folklorumuzu, müziğimizi tanıtıyoruz. Aynı zamanda duygusal anlar da yaşıyoruz. Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz, Ankara'da lezzet şöleninin yaşatıldığını ifade etti. Elazığ'ın 4000 yıllık tarihinin sofraya yansıyan lezzetlerinin, güzelliklerinin somut olan, olmayan, miras olarak geleceğe aktarılacak değerlerinin sunulduğu bir buluşma, bir kucaklaşma, bir lezzet şöleni, bir buluşma zenginliğidir. Elazığ'ı anlamanın ve zenginliklerini kavramanın özellikle yemek ve kültür boyutundaki bugüne kadar taşıdığı güzelliklerini tatmak anlamında çok önemli bir buluşma yaşıyoruz. Elazığ kalın bir medeniyet geçmişi ve insanlık tarihinin hem şahidi hem tanığı hem de aktarıcısı bir kent. Her zaman etki alanı sınırlarının çok ötesinde uzanan bir boyutuyla bunu hak eden bir büyüklük ve derinliğin adıdır. Bizler Elazığ esnafının yönetim sorumluluğunu taşırken sahip olduğu zenginlikleri, derinlikleri ve dinamiklerini bilerek geleceğe aktarmak ve yaşatmak adına da önemli bir sorumluluğu taşıyoruz. Uluslararası alanda Elazığ'ın tanıtımında sahip olduğu bütün zenginliklerinin yanı sıra damak tadımıza hitap eden keyif alacağımız lezzetleri de yaşatmak istiyoruz. Bu perspektifte tescilli ürünlerimizin sayısını çoğaltmak ki bugün var olan orcuğundan ağın leblebesine kadar bir dizi ürünlerle birçoklarını daha eklemek, gelecek nesillere bunları birer
miras olarak bırakmayı kendimize vazife görüyoruz. Bununla ilgili Elazığ'ın markalaşmasını yemek alanında ve üretilen ürünler bağlamında zenginleştirilmesi için ve bu bizden sonraki nesillere aktarmak için esnaf temsilcisi olarak elimizden geleni yapacağız. Daha sonra konuşan AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti siyasi ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Ömer Serdar, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Demirbağ, Sermin Balık, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti Elazığ Eski Milletvekili Necati Çetinkaya, AK Parti İstanbul Milletvekili hemşehrimiz Mustafa Ataş ve iş insanı Veysel Demirci de birer selamlama konuşması yaptı. El Aziz, Mamur Atül Aziz, ismiyle müsemma bir il. Aziz insanların, mert insanların, çalışkan insanların, dürüst insanların, vatanperver insanların, misafirperver insanların davası, inancı, vatanı, bayrağı uğruna canını ortaya koymaktan çekinmeyen insanların olduğu bir şeyiz. Hele bu organizasyonda tüm Elazığlıları bir araya getiren, bu günü organize eden arkadaşları, oda başkanlarını, hepsini tebrik ediyorum. Ben esnafımızın bu günler boyunca buradaki yapacakları alışverişlerin hayırlı bereketli olmasını diliyor. Hepinize saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu tip etkinliklerin en önemli özelliklerinden bir tanesi kültürlerini tanıştırmak, anlatmaktır. Hem günler açısından hem buradaki yapılacak etkinlikler açısından. Dolayısıyla bu güzel organizasyonu yapan başta oda başkanımız ve dernek başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ben bugün bu organizasyonu gerçekleştiren oda başkanlarımıza, Ankara Vakıf Başkanımıza, emeği geçen milletvekillerimize, Altındağ Belediye Başkanımıza, Keçiören Belediye Başkanımıza, Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na, emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu yapmak suretiyle bizleri bir araya getiren değerli kardeşlerimize candan, yürekten teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu organizasyonlar çok önemli. Çünkü yalnızca şehirlerin coğrafi işaretli, tescilli ürünlerini değil, aynı zamanda o şehrin kültürünü de beraberinde yaşıyorsunuz. O şehrin kültürü de bir nebze buraya geliyor. Ben eminim ki bugün burada yalnızca Elazığ'ın güzel ürünlerini, organik ürünlerini, gastronomisini değil, Elazığ'ın kültürünü, milliyetçi, halkçı, vatansever tarafını da göreceksiniz. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emek veren, başta bakkallar oda başkanımız, dernek başkanımız olmak üzere katkı sunan bütün arkadaşlarımıza, kuruluşlarımıza, kuruluşların başkanlarına, kurumlarımıza kalbi şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah güzellikleri birlikte yaşarız. Bana sorsanız deseniz hayatınızdaki en anlamlı şey, en kıymetli şey nedir deseniz ben Elazığlı olmak ve Elazığ'ın emanetini taşıyor olmak derim. Bundan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum değerli Elazığlı hemşehrilerimize. Benden önceki konuşmacılar söyledi. Bugün Ankara Elazığ kokuyor. Elazığ esintisi hakim. Ben hemşehrilerimle hep gurur duydum ve sizlerle hep iftihar ettik. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Bugün buraya Elazığ'ın kokusunu getirdiğiniz için, Elazığ'ın havasını getirdiğiniz için sizlere medyunu şükranız, teşekkür ediyoruz. Elazığ'dan buraya gelen ve Elazığ'ın tatlarını, ürünlerini Ankara'yla buluşturan tüm esnaflarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ve esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Burada emeği geçen, buralara emek veren, bizleri buluşturan herkese çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hayırlı ve bol bereketli kazançlar diliyorum hemşehrilerime. Elazığ tanıtım günleri 11 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.